sonsuz sınırsız, uzay zaman, uzay mekan, uzay form aktivite yapılanlarının da arzu iradan olduğu, ki arzu iranın cevheri olduğu bilinmelidir. Bilinç arzu iranındır. Bilincin bütün imkanları yine arzu iranındır. Onun için ne diyoruz? Ramon, Raton. Ramon, Raton'la hareket etmekte yükümlü. Azoyra'nın arzusunda bilincin tüm doğa bulan imkanlarını mutlaka üç aktivite planına tabi olarak o üç aktivite planı içerisinde öz değerlerini, öz hasletlerini aşikare çıkarırken gene Avzoyla'ya ait sonsuz sınırsız rakibiyetlere tabi olarak, tabi kalarak aşikare çıkarmaktır. Bu nedenle cevherin üç aktif beçesi oluşturulmuştur. Birisi uzay zaman, diğeri uzay mekan, bir diğeri ise uzay form. Uzay zamanla uzay zaman bilinç reaksiyonu gerçekleştiren bilinçler buradaki boyutsal devinimi uzay zamanla sürdürmektedir. Boyutsal devinimi uzay zamanla reaksiyon niteliğinde sürdüren bilinçlerimiz uzay zamana paralel ve uyumlu olan uzay mekanda boyutsal devinimini boyutsal seyir olarak sürdürebilmektedir. Yine buna paralel ve uyumlu olarak bu mekana uyumlu ve paralel olarak diyoruz. Boyutsal devinimini bir uzay mekanda sürdürebilmektedir. Buradaki şart şudur. Uzay, zaman, mekan, form uyumlaşması. Uzay, zaman, uzay, mekan, uzay, form uyumlaşması. Şimdi bulunduğunuz bu mıntıka, bu alanda böyle bir uyum tesis edilmiştir. Uzay zaman, uzay mekan, uzay form. Neden tesis edilmiştir? Zira sizler için yani matozoralar için diyoruz. Süper Ra düzeniyle burada Karya Mantas Onya tecelli edilecektir diye ifade ediyor. Mutlak planda kayıp var ve bu hükme bağlanmıştır. Öyleyse artık şimdiye kadar gizli olan bir konunun açıklama zamanı gelmiştir ve açıklıyoruz. Karyamantas Onya burada tecelli edip kendini kendinde yaratması mümkün olan ve yaratmakla yükümlü olan ve yaratmakla yetkili olan tüm bilinç gözeleri, Azoyla'ya ait tüm bilinç gözeleri, sizlere kastediyorum. Burada birer karyantas olarak erginlik olma frekans ve sabitenizi yakaladıktan sonra kendinizi yaratarak karyamantas Onya'daki Tutankamonyas üyesi olarak vücuda geleceksiniz. Ana tema bu. Şimdi bunun teferruatını, detaylarını, fift noktalarını yakalayalım. Sonra sorularınız olursa derse dair, dersin dışında yok, bakın, bu programın dışında yok, bu programa dair, iki programa dair sorularınız olursa cevaplayacağız. Okuyalım. Refaktif dengi süper rağ program. Bilincin öz hasletliğiyle dahil olduğu muayyen karakterli uzay zaman aktivasyon planlarında gösterdiği devrimsel hareketi. Doğasallığın genel karakterine uygun olarak özünden sahip olduğu keyfiyetlerin sonsuz sınırsız manalarınca tecelli ettirilerek deneyimlenmesi gerekli olan özdeğerlerini önce muayyen kıstaslarda bloke edilmesinin gerekli olduğu mahallede bloke edilirken sonra deneyimlenmesi gerekli olan mahallede deneyime sokulurken mekanlaşmayı temin bazında muayyen uzay zaman aktivasyon planlarına dahil olmasını yarayan bilince ait öz hasletler
ateş, ses, ışık olmak üzere üç kategoride varlık göstermektedir. Demek ki bilinç doğal olanı cevherin üç aktiflik planında devreye sokabilir. Cevherin oluşum ilk etapta çok önemli olan veçesi, aktif veçesi uzay zamanı. Uzay zamanın porları, uzay mekanın porlarını ve uzay formun porlarını ihata edebilir. Yani kuşatabilir. Kuşatarak onu hakimiyet altında tutabilir. Burada da uzay zamanımız süper ra düzenine uygun olan ra zaman süperidir. Bu ra zaman süperinin buraya getiriliş mıntıkasını açıklıyoruz. Yedi Uygurlar mağarasını içine alan alandır. Anlaşılıyor. Bu koordinattan buraya doğru kaydırılmıştır. Tarsus'ta yedi uyurların mağarasını içine alan diyoruz. O süper ra düzenine uygun manyetik alan buraya kaydırılmış ve burada sabitlenmiştir. Burada odaklanmıştır. Süper ra düzenine uygun ra zaman faktörüyle muhabece olması gerekli olan bilinçler kıhamonlar olarak bilinmektedir. Kıhamonlar Kaniyantasların tanrısal evladi bilinç performansına sahip olan potansiyellerdir. Bu potansiyeller her bir matuzora diye bir ifadeyle diyelim, her bir matuzora bir Kaniyantas'ın doğum odağıdır. Her bir matuzora yani kıhamon bir Kaniyantas'ın doğum odağıdır. Fraksiyon skalası 300 adet baremle iştigal edilmiştir. Biliyorsunuz o grafik, grafiği getirdiyseniz koyabilirsiniz. Burada projeksiyon çalıştıramadık, iyi olmadı açık. Evet, gelecek hafta buraya bir perde koyacağız, şuraya bir perde koyacağız. Oradan projeksiyonu buraya vereceğiz. Yoksa ne şekil kullanabiliyoruz, ne siz yazıları görebiliyorsunuz, olmuyor. Evet. Şekli gözünüzün önüne getiren grafiği, Enana'dan diyoruz Rakka'ya, üstte, aşağısı merhale bilinç olgular kuşağı, üstü kademe bilinç olgular kuşağı. Kademe bilinç olgular kuşağını oluşturan 300 adet Kaniyantas'ın skalası nedir? Fraksiyon skalasıdır. Fraksinya, Otçala, Fraksinya diyebilinmekte. Bu 300 bareme karşılık gelen her bir Kaniyantas'ın burada, çekirdek dünyada, yegane bu ortamda bir Kaniyantas haline gelebileceği belirtilmiştir. Anlaşılıyor. Hani Akkase dediniz mi? Karıştırmayın bakın. Akkase dediniz mi? Merçin ve ilçeleri niçin alıyor? Akka dediniz mi? O Akkase'nin merkez koordinat düzeni oluyor. Burası Akka'dır. K'sı ve Akı. Neden bu şekilde tanzim olmuş? Kligya krallığı burada dini bağlamda, evet, o dönemde İlona adına çok yüksek müessiriyete sahip olan mabet eğitimi ve mabet tekniği teşkilat düzeniyle alakalı işte onlar süper kontak kuranlar o dönemin diyoruz bilimsel rahiplerince burada çok önemli faaliyetlerde bulunmuştur İlona adına. Onun için Ak diyoruz ona. K deyince burada şimdi buradan geçitten aşağıda Agartha'ya geçebiliyorsunuz. Ona ait K. O zaman ne oluyor? AK oluyor. Anlaşılıyor. Yani dış yüzey platformunda ki veçesi Agartha'nın nedir? Kligya olarak bilinmektedir. Kligya demek ki Agartha, evet, yer içi yaşam boşluğundaki medeniyetin dış yüzey yaşam platformundaki veçesi oluyor Kligya. Anlaşılıyor. Burada iki adet manyetik alan iç içe yapılandırılmış ve birleme yapılmıştır. Bu da neden?
Zira her birinizin Agartha'da bir makro ikiz eşi bulunmaktadır. Bunlarla birleme yapabilmeniz için her iki teşkilatlanmış manyetik alanı birleme yaparak birleşik manyetik alan haline getirdik diyoruz. Teknolojik Üstel Birlik Komitesi adına konuşuyorum. Anlaşılıyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki bilincin doğasallığın genel karakterine uygun özünden hem hasleti hem de değeri aşikara çıkarma ve işleme yetkisi ve yükümlülüğü mevcuttur. Bunu yapabilmesi için mutlaka azoy raya ait sonsuz sınırsız ra keyfiyetler zincirindeki her bir keyfiyete mahzar teşkil edilmesi lazım. Her bilinç diyoruz, bunun için 99 isim olarak biliyorsunuz İslam'a geçirilmiştir. Evet, insanı kamil prototipinin ortaya çıkarılması için bu ra keyfiyetlere tabi olan bilincin bu şekilde çekirdek dünya ve Rabliğinin öğretimine, gözetimine, denetimine tabi tutulması ve böylece bir kendi varlığını insanı kamil olarak, evet, diğer bir ifadeyle ne diyorduk? Humanoya olarak, yani humanoidlik halinden, beşer halinden humanoya insanı kamil haline gelmesi mümkün olabiliyor. Böyle bir durumda bu varlığa ne diyoruz? Evet, atomik bütün varlığı diyoruz. Atomik bütün varlığının hak boyutunda Atenamerikan interpolasyon heyetinden geçtikten sonra, evet, bu müsaade alındıktan sonra ne oluyor? Atlantaya geçiş diye ifade ediyoruz. Böyle bir durumda da zaten testis üçgenini, evet, üç makro bir araya getirerek teşmil etmiş oluyor, tanzim etmiş oluyor. Ne diyorduk buna? Testis çekirdeği diyorduk. Her bir testis çekirdeğini, evet, tanzim eden bir bilinç ne olmuş oluyor? Aynı zamanda diyoruz, Atlanta bilinç dehalık karakterini kazanmış oluyor. Tabi Atlanta bilinç dehalık karakterini kazanmak, hemen birdenbire de onun sınır marjına ulaşmak mümkün değil. Bir başlangıç olarak elbette her bir makamlanmış olan kardeşiniz mutlaka böyle bir tesis üçgenini tesis etmiş ve bu şekilde tesis çekirdeğini tanzim ederek Atlanta bilinç dehalık karakterini kazanmanın ilk başlangıcına diyoruz ayak atmış oluyor. Tamamıyla kazanmış olmuyor. Bakın ki tekrar tekrar vuruyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılmalar oluyor. Ajitasyon doğuyor. Ya işte o kendini yarattı, ben daha yaratamadım gibi. Hayır, hepiniz başlangıçtasınız. Onu bilin. Evet, şimdi tam yerini buldunuz. Yerinizi buldunuz. Yerinizi bulmanız için ise görev icra ettiniz. Onu söylüyorum. Buradan birlikte gittik. Mahiyetle ve İstanbul diye bilinen bir dönemin Atlantaryarum ifadesiyle Atlantia döneminde bu şekilde adlandırılmıştır. Atlantaryarum'da Fatih Ata programı açılarak düşe kalkada olsa en sonunda bir başarı elde edilmiştir. Yoksa şimdi ne İstanbul kalırdı ne etrafındakiler kalırdı. Yani deprem, arkasından tsunami hepsi giderdi. Böyle bir başarıyı elde ettiniz. Sizler de birlikte çalıştık, biliyorsunuz. Ve bu nedenle, evet, artık sizin yerinizi belli etme kararı aldı Kutsal Merkez Siyasi. Zaten mutlak planda da böyle bir kayıt vardı. Sizlerin bu başarısının akabinden buraya getirilişiniz sağlandı. Ve şimdi kimler buraya gelmişse şimdi şu durumda, bu programlara aşılım esnasında bu manyetik alana kilitlenerek gideceklerdir. Evet, dünyanın neresine giderlerse gidesin, buraya kilitlenip gidilecektir. Ancak buna da pek fazla güvenmeyin. İşte ben nasıl olsa buraya kilitlendim deyip de gidip başka yerlerde kalmayın. Ben size söylüyorum, otağınız burasıdır, dergahınız burasıdır, vatanınız burasıdır. Anlaşılıyor. Elbette egosantrik kişiliğinizin değer yargılarıyla değişik düşünsel aksiyona müracaat edip değişik kararlar alabilirsiniz. Kararları siz alırsınız, ekersiniz.
ve neticesine de sizler katlanırsınız. Açık. Evet, okuyalım. Öz haslet ateş. Her bilinç, güneşler güneşi kutubu kutba bağlı olan bir güneştir. Bu olguya bilinç güneşi de denilmektedir. Aklam tarağı terminolojik sistemde sayın olarak kayıtlı olan bu olgu, cevheri güneşi olan aseyna gibi içten içe yanmakta, içten içe yanarken de dışa doğru kendi hararetini yaymaktadır. Bilinç güneşi yanar. Yanma olarak bilinen bu içsel devinin, bilincin güneşinin kendinden kendine sahip bulunduğu öz değerlerinin ateş gücünü etki ederek bu değerlerin ateş gücünü harekete geçirir. Ateş gücü harekete geçen her öz değer artık bu gücüyle müessiriyet gösterebilir. Şimdi her bilincin hasletini değer üzerinde, değeri işlemede kullanırken hangi hasletini hangi oranda aşikare çıkarmış ise o kadar kendi değeri üzerinde kullanabilir hale gelir. Diyelim ki ateş ses ışık, ateş hasletini belli bir oranda aşikare çıkardı. Bu esnada kendi öz değer üçlüsü olan bilgisi üzerinde, evet cevheri üzerinde ve gücü üzerinde etki gösterebilir. O kadar etki gösterebilir. Şöyle de ifade edebilirim. Her bilinç doğasallığın genel karakterine uygun olarak hasletlerinden hangi güç kıymetini aşikara çıkarmışsa o güç kıymetine eşdeğer olan öz değer üçlüsündeki bilgisini, cevherini, enerjisini, diğer bir ifadeyle gücünü devreye sokabilir ve işleyebilir. Anlaşılıyor. Şimdi çekirdek dünyayı ele alalım. Çekirdek dünya artık durgun ateşi aktiflik, altın ateşi aktiflik planına dahil edilmiştir. Buna göre bu ateşi aktifliğe uygun iki süper zaman vardır. Birisi durgun zaman süperidir, diğeri ise altın zaman süperidir. Durgun zaman süperiyle ilgili teşkilatlanmalar Sapri 3 galaksisi adına yapılacaktır. Altın titreşim uzay zaman boyutsallık keyfiyetleriyle alakalı tüm teşkilatlanmaların ise varlığı Andromeda galaksisi adına yapılacaktır. Ve bu şekilde bu nova diyoruz, bir tarafı diğer ifadeyle melekuti, diğer tarafı ise ceberuti olacaktır. Yani kısaca Sapri 3 Andromeda galaksisinin diyoruz enerjetik yaşam koloniler birliği burada bu dünyada çevresel olarak tecelli ettirilecektir. Bu tecelli ettirilişte görevli olanlar sizlersiniz. Sadece insanlarımız değil, hayvanlarımız, bitkilerimiz, minerallerimiz de betalaştırılırken mutlaka sizin yayılım aktiflik planına sokacağınız enerjetik porlardan istifade ederek betalaştırılabilecektir diyoruz. Öz değer üçlüsünden cevher işlenebilir. İşlenebilir olduğundan dolayı, öze tabi olma hassasiyetine sahip olduğundan dolayı ilk etapta hakimiyetini tesis eden bilinç kendi cevheri üzerinde programlanmayla ilgili bir aktiflik gösterebilir. Ancak şurada şunu da dikkat edeceksiniz. Her bilinç kendi aşikara çıkarmış olduğu hasletin hangi gücünü aşikara çıkarmışsa o şekilde ona uygun olan bilgiyi ve enerjiyi kullanarak cevherin durgun ve altın ateşi aktiflik planına ait olan veçesini programlayabilir. Anlaşılır. Yani misal veriyorum. Bir bilinç diyelim ki durgun ateşi aktiflik planından hareket etmesi gerektiği olan bir ortamdadır. Böyle bir durumda eğer kendi doğasallığın genel karakterine uygun olarak kendi özünden durgun ateşi aktif olan hasletini aşikara çıkarmışsa durgun ateşi aktif olan cevhere durgun ateşi aktif bilgiyi kullanarak durgun ateşi aktif enerjiyi devreye sokarak onu programlayarak
onu işleyebilir hale getirebilir. Diğer güçler de öyle. Anlaşılıyor. Hangi gücü çıkarıyorsa, ateş gücünü çıkarmışsa, ateş güçlü cevheri, bilgiyi ve enerjiyi devreye sokarak cevheri işleyebilir diyoruz. Şimdi buraya gelelim. Burada sizin asıl aşikara çıkarmanız gerekli olan haslet nedir? Ra'nın sesi aktif. Lik planından hareket edilmesi. Ra diyoruz. Ama Ra'ya gelinceye kadar görev icabatına uyumlu olarak siz yayılım aktiflik planına devreye sokacağınız porların ne olması lazım? Herhalde betalaştıracağınız bir varlığa Ra sesi aktif para, Ra sesi aktif enerjiyi ve bilgiyi yükleyip yayamazsınız, öyle değil mi? Yaysanız da işe yaramaz, bir de zarar da verirsiniz. Ne yapmanız lazım? Ne yapmanız lazım? Transforme etmeniz lazım. Transformasyon fazınızı düşürmeniz lazım. Ama bakın, transformasyon fazınızı düşürken, buradayken buraya kadar inip buraya kadar böyle yapabilmeniz lazım. Anlaşılıyor musun? Bak. En düşük şeyiniz ne olacak? Durgun ateşi. Durgun ateşi aktif. Sakın alfa demeyin ha. Alfa yok artık. Ne olacak en düşük minimal transformasyon fazınız? Durgun ateşi aktiflik. Şimdi geliyorum bak, demin izahat verdim. Bununla birleştiriyorum bak. Durgun ateşi aktiflik planından hareket etmek için hangi hasletinizi aşikara çıkaracaksınız? Durgun ateşi. Durgun ateşi aktif güce sahip hasleti aşikara çıkaracaksınız. O durumda özdeğer üçlünüzden hangi bilginizi devreye sokacaksınız? Durgun ateşi aktif, evet, bilgi. Durgun ateşi aktif, evet, cevher. Bunları devreye sokacaksınız. Cevhere enerjinizi ve bilginizi yükleyeceksiniz ve yayacaksınız. Anlaşılıyor mu? Bunun üstünde altın ateşi aktiflik planından hareket ederken transformasyon fazınızı ne yaptınız? İkinci derece yükselttiniz. Yukarıya doğru. O esnada ne yapacaksınız? Altın ateşi aktif cevhere, altın ateşi aktif bilginizi ve enerjinizi yükleyip ondan sonra programladıktan sonra porları ne yapacaksınız? Yayacaksınız. Şimdi bunu yaparken size yardımcı, evet, güç potansiyeli gerek. Siz neticede tanrılaşma yolunda olan bir tanrısal evlatsınız. Tanrısal evladım performansım gittikçe, biliyorsunuz uzay zaman, uzay mekan, uzay form statüsündeki aktiflik planları buna göre tanzim edilmiştir. Ve siz kendi tanrısal geçidinizden geçerken Ra karakterli, evet, süper zaman helozonisine tabi tutulmanız gerekir. Bu helozonik geçitten geçerken her periyottan geçtiğinizde mutlaka o uzay zaman, uzay mekan, uzay form aktivitesiyle ilgili ve verilmesi gerekli olan hakkı vermişsinizdir ki ikinci periyoda geçiyorsunuz. Her bir periyotluk zaman, bir periyodik zaman, periyodik mekan, periyodik form diyoruz. O nedir? Gittikçe her bir tanrısal evladı kendi tanrısına, yani kendi bütünlüğüne kavuşturan bir geçittir diyoruz. Bir zaman tüneli gibi de ele alabilirsiniz. Her periyodu geçerken mutlaka diyoruz uzay zaman, uzay mekan, uzay form aktivite planlarına tabi olacaksınız. Tabi olduğunuzda ne yapmanız gerekir? Zaman helozonisini şöyle biz ki çiz. Altta boş olan diye. Helozoniyi. Çiz. Periyot göster. Şimdi bir periyodu tuttun. Bak şu periyodu tuttun. Bak. Bu periyodu tuttun değil mi? Şimdi o periyottan o bir periyoda geçebilmen için bu periyodun merkezinden geçmen lazım. O periyodun merkezinden geçebilmenin şartı nedir, koşulu nedir? O periyoda ait uzay zaman, uzay mekan, uzay form
aktivite planlarının kendinize ayrılmış olan konuşlanma koordinatlarına kendi doğal enerjinizi teksip etmeniz gerekli olan kadar teksip etmeniz gerekir. Teksip ederseniz o zaman o oradaki konuşlanma koordinatının enerjileriyle ne yapar? Doğal yapay sinerji oluşturur. Sinerji oluşturduğunuz için o periyotta artık o periyodun hakkını vermişsiniz demektir. O periyodun merkezinden geçme müsaadesi gelir. Anladınız? O periyodun merkezinden geçtiniz mi o bir periyoda gelirsiniz. Bu sefer o periyotta karşınıza ne çıkar? Üç tane cevher oluşa ait veçe çıkar. Biri uzay zaman, diğeri uzay mekan, diğeri uzay form aktivite. Bunlara aktivite planları diyoruz. Bu sefer onların konuşlanma koordinatlarına ne yapacaksınız? Doğal enerjinizi vereceksiniz. E tabi bu böyle ben dediğimde yani zaman alıyor gibi değil yani bu. Çok neticede bu ra zaman süperedir. Ve siz süper ra düzenini kurmakla yükümlü olarak, yetkili olarak bu niyetle geliyorsunuz. Burada icraata giriyorsunuz. Görev icra ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi size yardımcı güç potansiyelinin ne olduğunu açıklayacağım. Siz elbette bunu yapacaksınız, onu biliyoruz. Bunu yaparken, yani bir taraftan kendinizi tanrılaştırırken, bir taraftan da görev icra etmenizde size yardımcı güç potansiyeli olarak Agartha Yüce Konseyliği ile Agarthas Yüce Konseyliği yardımcı olacak ve sizin platformik enerji alanlarınızın, enerjetik formu kastediyorum, platformik enerji alanlarınızın varlıklarını güçlendirmeniz için size şu şekilde yardımcı oluyor. Sizin makro, özdeş makrolarınızın iki etapta enerjetik formlarını yavaş yavaş dual etme müsaadesini veriyor ve ona göre onun üzerinde duruyor. Gittikçe buradaki enerjetik formunuz sizin Agartha yaşam boşluğundaki özdeş makronuzun enerjetik formunun dual etmesiyle gittikçe ne yapılıyor? Şiddet kazandırılıyor. Ya yani, tayra ezber yokma diye ifade ediyor. Şiddet olma frekansı artıyor. Gittikçe direnç kazanıyor. Anlaşılıyor. Bu şekilde. Evet. Bunun yanı sıra sizin yayılım aktiflik planına yardımcı güç potansiyeli olarak ne olabilir? Dış yüzey platformunda imame karakterli ne yapmamız lazım? Lider ve lider olucu. Buralarda ne yapmamız lazım? Prototipleri oluşturmanız lazım. İmame karaktere sahip kılınarak. Anlaşılıyor. Yani sadece kedi köpekten söz etmiyorum ama. Hemen iki akla onlar geliyor da. Öyle bir şey yok. Sadece olmaz onlar. Anlaşılıyor. Evet. Bütün hayvanları kastediyorum. Bakın bütün bitkileri kastediyorum. Mineralleri kastediyorum. Bunlar imame karakter kazandırılabiliyor. Siz bundan yetkilisiniz ve yükümlüsünüz. Bunu yapabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda sizinle birlikte yayılım aktifliğine por yayıyorlar. Anlaşılıyor. Ya sen şimdi şöyle bakıyorsun, bu kedi diyorsun, köpek diyorsun, ceylan diyorsun, keklik diyorsun, bildircin diyorsun ama ya bunun altında yatan hakikat bu. Sen onunla haşır neşir oluyorsun. Sen onu kendi platformik enerji alanına kilitliyorsun. Anlaşılıyor. Aslında yüzyıllardır insanlar bunu yapıyor. Haberleri yok, onu da bilin. Yani evde köpek, kedi besleyenler için söylüyorum. Tavuk, evet bıldırcın, keklik, güvercin besleyenler için söylüyorum. Ne yapıyor? İşte sevgi enerjisiyle geliyor ona. Böyle gittikçe tadadi bıldırıyor. Evet, çiçek yetiştirenler için söylüyorum. Değişik değişik bitkiler yetiştirenler için söylüyorum. İçindeki iştiyaki şekle, coşkunlukla, evet, bir evrim prototipini Allah için yetiştirenler için söylüyorum. Zevk için demiyorum. Aa, ne kadar önemli değil mi? Evet. Ya işte ben zevkleniyorum, yetiştiriyorum. Veyahut da işte bak benim bu kadar hayvanlarım var filan deyip gösterir. Hayır ben böyle demiyorum. Ben bunu yetiştirirken
gerçekten iştiyaki bir durum olacak, içten gelecek, içtenlikle, şekle bunu yetiştiriyorum. Ve onu bir evlat gibi, insan evladı gibi görecek. Anlaşılıyor. Bunlar çok önemli. Böyle bir durumda sizin platformik enerji alanınıza, yani enerjetik formunuza kitlenmenin hakkı verilerek o köpek, o kedi, güvercin, bıldırcın, ceylan neyse kitlenecektir. Kitlendi mi? Sizinle birlikte o bir yayım odağıdır. Ve bir transformatör güç odağıdır. Neden böyle diyorum? Neden böyle diyorum? Çünkü siz yayınlarken o ne yapıyor onu? Transforme ediyor. Onun üzerinden yayınlıyorsunuz. Püf noktasını yakalayabildiniz mi? Bakın siz kendiniz yayınlıyorsunuz. Transforme edeceksiniz. Bunu daima kontrolde tutacaksınız. Ama evrim prototiplerini getirdiniz, platformik enerji alanınıza kilitlediniz. Siz yayınıma sokuyorsunuz değil mi? Onlar üzerinden sokulur. Anlaşıldı değil mi? Sizin gözeleriniz oluyor ya. Yayılım aktiflik planından hareket eden gözeleriniz oluyor. Açık. Evet. Öz hasret ses. Her bilinç, güneşler güneşe kutup kutuba bağlı olan bir güneştir. Bu olguya bilinç güneşi de denilmektedir. Atlanta Ra terminoloji sisteminde sign olarak kayıtlı olan bu olgu, cevher güneşi olan Aseina gibi içten içe gürlemekte, içten içe gürlerken de dışa doğru kendi sesini yaymaktadır. Bilinç güneşi gürler. Gürleme olarak bilinen bu içsel devinim, bilinç güneşinin kendinden kendine sahip bulunduğu öz değerlerinin ses gücünü etki ederek bu değerlerin ses gücünü harekete geçirir. Ses gücü harekete geçen her öz değer artık bu gücüyle müessiyet gösterebilir. Öz bu duruma da gelinecektir ya. Bu duruma da gelinecektir. Evet. Artık bir giriş yaptık. Bu kafidir. Ne diyeceğiz? Bilinç, doğal olanı, cevheri oluşun, üç aktif beşesinden müteşekkil olan, üç aktif vite alanı içerisinde devreye sokmak ve onu işlemekle mükelleftir ve yetkilidir. Bunun için nereye giderse gitsin, bilinç, çekirdek dünya ortamını kastediyorum, mutlaka üç aktivite planıyla karşı karşıya kalır. Ama o üç aktivite planı kendi için tanzim edilmiş midir, edilmemiş midir? İşte orada duracaksınız. Anlaşılıyor. Onun için bir yerden bir yere geçerken izinsiz olarak geçiyorsunuz ve komite izin almadığınız için size tasarruf koymuyor. Açık söylüyorum. Evet. Şimdi İzmir'den geldiler farzıma. Buraya kilitlendiler. İzmir'e tekrar geri dönüyorlar farzıman. İşleri var, heram gibi durumlar. Komite onların üzerine tasarruf koyunca etraflarında bir koruyucu kalkan oluşturuyor. Ve gene bu uzay zaman, uzay mekan, uzay form aktivite planlarının enerjilerini tasarruf etmeye imkan bulabiliyorlar. Anlaşılıyor. Ama tuttular dediler ki izinsiz yapıyorlar bunu. Açık. Ne oluyor? Komite bunu gerçekleştirmiyor. Anlaşılıyor. Mesele bu. Yani bazıları mesela gidiyor, yani hiç izin yok, bir şey yok. Bir bakıyorsun ki herhangi bir şehirden oradan çıkmış biriyle konuşuyor. Ya ne zaman gitti oraya? İşte ben işim vardı da şu vardı, buraya gittim. Ya ama izin almadın. Önce bir söyle. Söyle de biz ona göre yukarıdan tasarrufunu koyduralım, değil mi? Kendi başına hareket etme durumu yoktur. Bakın söylüyorum, sizler nizami prosedür gereği Tutankhamun yasın yükümlülük prosedürüne tabisiniz. Hatta bundan böyle, madem ki görev dönemi geldi, görev icraat dönemi, asıl görev icraat dönemi ve bir yandan da teşkilatlanma dönemi geldi. Yani her birinizin mutlaka bir karyantas erginliğini burada yakalamanız gerekiyor. Anlaşılıyor. Bunun için de görevini icra ederken zapturap gereklidir. Eğer siz kendinizi nizami bir çatı altında, zapturap altında tutmazsanız, siz nasıl diğerlerini zapturap altına tutacaksınız? Şunu da ifade edeyim.
Daha önceki programlardan evet belki bilginiz vardır ama yine de ben bir hatırlatma yapayım. Her bir Matuzoran nizami çatı altında bulunması gerekli olan beta 1 ve beta 2 insan numunelerini bu çatı altına sokmakla mükelleftir. Anlaşılıyor. Ya girmezler. Girerler hiç merak etmeyin. Daha önce eğer Alfa Nova Sirius döneminde olsaydı evet böyle çok sık karşılaşırdınız. Ama şimdi artık Beta Nova Sirius dönemindesiniz. Bu nedenle size yukarıdan yardımcı güç potansiyeli olarak ne geliyor? Sabre 3 galaksisi adına evet teknolojik üstler birliğinin enerjisi kullanılıyor. Yani şunu demek istiyorum ki onların sizlere uyması, sizlerden gelen, akışa geçirilen torları mas etmesi için onlar impıslanıyorlar artık. Anlaşılıyor. Size yardımcı bir güç potansiyeli bu şekilde devreye sokuluyor. Eyvallah. Rekaktif dengin süper rahat program. Akka omega titreşimli bileşik kombinasyonlu manyetik alanında teşkilatlandırılmış süper raz zaman mekan form aktivite planlarıyla alakalı ileri aşamalı rağ kavramlar. Akka manyetik alanı. Çekirdek dünyanın muhtelif koordinatlarında Sirius görev dağılım yönetim tasarruf planlarındaki enerji yaşam koloniler birliği adına tanzim edilen cevheri güç odaklarının enerjilerinden tanzim edilen manyetik alanları varlığında toplayarak birlenmiş olan omega titreşimli kombine bir manyetik alandır. Bu bileşik manyetik alana yapıtlanma babından neden ihtiyaç duyuluyor? Mesela Kabe var. Kabe diye biliniyor. Kabe diye biliyoruz. Kıudüs var mesela. Evet. İskaha var. Neden duyuluyor dersiniz? Yani süper ra düzenine uyumlu ra zaman faktörüyle tam bağdaşık olarak diğer zamanlarla alakalı cevheri güç odakları, diğer zamanlara uygun düşen cevheri güç odaklarının burada toplatılmasının amacı ne olabilir? Yayılım. Bravo. Yayılım. Demin dedim. En minimal ölçüde nedir? Durgun titreşim. Değil mi? Sabri 3 galaksisi adına. Sonra ne oluyor? Altın. Gelecek. En üst süper ra düzenine uygun ra'ya. Ve demek ki bu cevher güç odaklarının burada toplatılma ve birleştirilme amacı neymiş? Yayılım. Yayılım daha kolay olacak. Evet. Devam edelim. Çekirdek dünyada İlona sistem adına tanzim edilen Kıhabe adlı cevheri güç odağı ile Kuhudüs adlı cevheri güç odağı, İpeti sistem adına tanzim edilen Giskaha adlı cevheri güç odağı, Altın adına tanzim edilen Vilkaha adlı cevheri güç odağı enerjilerinden oluşan manyetik alanlar ilk etapta Akka manyetik alanına kilitlendirilerek kombine edilmişlerdir. Demek ki üç şey var. Bakın. İpedia bilim merkezi biliyorsunuz. Altona sanat merkezi, İlona din ve felsefe merkezi. Şimdi İlona adına tanzim edilmiş şeyler güç odakları olarak ne veriliyor? Birisi Kabe deniyor. Kabe. Diğeri Kıhudüs deniliyor. Evet. İlona sistem neydi? Rapsal, ruhsal. Giska Vadisi girince ne oluyor şimdi? Bilimsel. Altın. Evet. Ve de İpedia adına deniyor. Evet, bu şekilde teknolojik bir statüde el alınıyor. Ama makro kıstasta diyoruz. Rapsal, ruhsal, teknolojik. Anlaşılıyor. Bakın burada yeni bir şey yüz göstermiş açıklama var. Alton adına tanzim edilen bir kıha adlı cevheri güç odağı nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Bir kıha. Viyana'da. Viyana sanat merkezi olarak. Dünyada yegane, bakın çekirdek dünyada, yegane koordinatı dünya insanları Viyana adıyla biliyor. Bir kıhanın temerküz odağı anlaşılıyor. Viyana. Bütün şeyler yani bestekarlar, müzikli, ressam, şu bu hepsi içindedir. Anlaşılıyor. Evet.
Şimdi nerede ama diyorsunuz? Bak burada. Şimdi burada. O zaman al eline bir fırça. Git boyalarını da al, tuvalını koy karşına, geç. Yaparsın, merak etme. Bak. Kesinlikle demoralizasyon yok. Ben yaparsın dedim mi, yapacaksın. Al, bak göreceksin, yapacaksın. Ya ben şimdi yana hiç resim yapmadım, yapma. Al sen tuvalini, al boyalarını, geç karşına iyi niyetle, yapacağım de, evet, moral gücüyle at bir darbeni, bak bak nasıl çıkacak. Anlaşılıyor. Bilimsel statüde de öyle. Yani keşif mi yapmak istiyorsun? Gel burada çalış. Bak göreceksin, yapacaksın. Başka ne olabilir? Müzik yapılabilir. Müzik yapılabilir. Bilim, müzik diyorsun değil mi? Başka ne olabilir? Kitap yaz. Gel burada otur şu ağacın altında. Kitap yaz, bak göreceksin olacak. Neden? Çünkü hangi hareketi oluşturacaksan, hangi davranışı evet göstereceksen, hangi faaliyeti sürdüreceksen, mutlaka ona karşılık gelen enerji alabileceği bir cevheri, güç odağı var. Ya Kabe'den alacaksın, ya Kudüs'ten alacaksın, ya da Giskaha'dan alacaksın. Anlaşılıyor. Veyahut da Virkaha'dan alacaksın. Mesele bu. Onlar getirilmiş buraya, senin önüne konmuş. Sen bundan istifade et deniyor. Daha bu ilk açtığım program. Daha bundan sonra açacağım programlarla çok önemli gizler çıkacak. Onun için peşin yargılı kesinlikle olmayın. Anlaşılıyor. Bu ilk açtığım programın bilgisini alın. Daha sonra açacağım. Gelecek hafta gene açacağım. O bir hafta gene açacağım. Burada. Unutmayın. Ve her gelen program sizlere mutlaka bir bilinç ufkunu aralayacak ve kavramınızın spektrumunu ona göre genişletecek ve buna göre de bakış açınız ne olacak? Evet, dar spektrumdan kurtulup geniş spektruma girecek. Devam edelim. İkinci etapta Kutsal Merkez Hiyerarşisi'nin yüksek talimatları doğrultusunda Teknolojik Üstel Birlik Komitesi bu çok önemli müessiyete sahip olan manyetik alanları tamponize eden muayyen şiddete sahip manyetik alanları da akka manyetik alanını kilitlendirerek kombine girişleri sağlanmıştır. Evet, ikinci etapta ne diyoruz? Kutsal Merkez Hiyerarşisi'nin yüksek talimatları doğrultusunda. Çünkü bu kararlar yeni alındı. Açık. Neden bu kararlar alınıyor? Çünkü üzerinizde ölçümler yapılıyor. Bakılıyor. Öz hasletleriniz nasıl? Ya öz hasletlerinizin aşikara çıkarılması çok önemli. Ne yapıyordunuz öz hasletleri kullanarak? Cevheri işliyordunuz. Ne kadar öz hasletlerinizin güç kıymetleri açığa çıkarılmışsa o oranda da ne yapıyorsunuz? Cevherin por denilen partikülü üzerine bilginizi ve enerjinizi yüklüyorsunuz ve onu yayıyorsunuz. Yayılım aktifliğine sokuyorsunuz. Bu çok önemli. Anlaşılıyor. Ve bunu sokarken mutlaka kavram icablarına uygun düşüyor. Niye? Neden? Zira siz hasletinize uyumlu olan öz değer üçlüsünden bilgiyi ve cevheri ve enerjiyi devreye sokma yetkinizi kullanabiliyorsunuz. Mesele bu. Bir de sizin üzerinizden ölçümleri şu şekilde yaptılar. Bilincin tarama sistemi, sondajlayıcı aktiflik planından şakralardaki o skarpolar yazda yerleşik düzen hasıl etmiş olan her bilinç kıymetinin durumunu ölçümlediler. Bilinç tarama sistemi icablarına uygun bilinç titreşimlerini tahlil ettiler. Baktılar ki tamam bu birleşik manyetik alan statüsünde burada bir aktiflik oluşturulursa bunlar bu birleşik manyetik alana kilitleri Plona, Altona ve İpedia adına faaliyet gösterebilirler. Zaten bunların üzerinde bu şekilde faaliyet gösterilirse onların realiteleri ne olur? Yükselir. Anlaşılıyor. Şimdi şöyle ele alalım. Beta 2 insan numuneleri biliyorsunuz altın prototipler olarak bilinmektedir. Bunların kavramı nedir? Teknolojiktir. Anlaşılıyor. Diğerleri ise durgun prototiplerin kavramı nedir? Rapsal ruhsaldır.
Bunlar rapsal ruhsal coşkuyu yaşarlarken sizler ona uygun o rapsal ruhsal coşkuyu yaşatabilecek ama üst düzeyde, sınır marjında tam betonlama siklüsün icablarına uygun yaşatabilecek şekilde yayılım aktifliğine sokacağınız o porlara ne yapıyorsunuz? Bilginizi ve enerjinizi yüklüyorsunuz ve yayıyorsunuz. İşte böyle bir durumda onların biyokompütürlerindeki genetik kod açılım faktörü devreye giriyor. Betonova siklüse uyumlu kod açılım faktörünün devreye girmesi başkadır. Alfa Nova siklüs döneminde ise başkadır. Şimdi Betonova siklüs dönemine göre her bir evrim prototipinin diyorum durgun olsun veya altın olsun biyokompütüründeki beta 1 beta 2 titreşim kodları açılabiliyor. Ama bundan önce yani 21 Aralık 2012'den önce bu mümkün olamıyor. Anlaşılıyor. Şimdi neden böyle? Çünkü genel bir bağlamda ele alınması lazım. Yani mahşeri bağlamda, topluluk bazında ele alınması lazım. Topluluk bazında betalaştırma ele alındığı için beta titreşim kodlarının biyokompütüründen açılması mümkün olabiliyor toplu olarak. Ama Alfa Nova döneminde ise ancak özel bağlamda kendisi daha önce çok liyakat toplamış, gelmiş geçmiş uzay zaman dönemlerinde canlandırdığı kişiliklerle liyakatlarını toplamıştır. Onlara özel olarak tabii bir fark atmış, diğerlerine göre fark atmış olduğu için önde yani. Onun için onlara özel bir muamele yapılıyor ve beta 1, beta 2 titreşim kodları açılabiliyor onlarda. Anlaşılıyor Alfa Nova siklüs döneminde. Şimdi 21 Aralık 2012'de hepiniz damgalandınız. Sadece onlar değil yani. Sizler de damgalandınız. Damga attılar. Bu damga nasıl bir ifade edeyim? Bu damga gelmiş geçmiş uzay zaman dönemlerinde canlandırmış olduğunuz kişiliklerle topladığınız liyakat önden alınıyor. Yani önce ona bakılıyor. Ondan sonra bu ana hasat dönemindeki başarılarınız ele alınıyor. Bu başarılarınıza bakılıyor. Bir de şöyle durumlar var bakın. Geliyor benim varlığımı tanıyor. Birkaç ay devam ediyor. Sonra grup içerisinden herhangi biriyle husumet yaşıyor. Hizip yaşıyor. Hizip yaşıyor ve beni terk ediyor gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir? Bu mantığa uygun mudur? He? Dünyevi mantığa uygun olabilir ama uhrevi mantığa uygun değildir bu. Zira bir mürşide gelip intisap etmiş olan bir varlığın, bir öğrencinin daima aynası olan nedir? Mürşittir. Yoksa bir diğeri değildir. Ona bakıp o husumeti yaşayıp küsüp de terk etti mi ne olacaktır? O bu platformdaki tasarruftan mahrum kalacaktır. Böyle bir durumda 21 Aralık 2012'de nasıl damgalanır? Onlar damgası ne olur? Eksik olur. Anlaşılıyor. Mesela bu zaten eksik olan bir damganı da gelip burada dikiş tutturamaz onu da ifade edeyim. Evet. Kutsal merkez hiyerarşisi Akka manyetik alanının merkez koordinat düzenine 2.000.388 adet vezirlik teknoloji sistem bağlayarak ilahi hiyerarşi kuruluşlara bu koordinat düzenini akademi ve sanatoryum ortamı olarak ilan etmiştir. Evet şimdi burada bunu da daha geniş bir spektrumda açıklamak istiyorum. Ama önce bir ara verelim. Çay içilecekse içilelim.